canlı yayın başlıyor. Canlı yayın başlıyor. Başlamış. Evet, iyi akşamlar çok kıymetli izleyicilerimiz. Şu an Ünye Moda TV ailesinden, Moda TV ekranlarından sizlere iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten Sivil Toplumun Sesi ikinci programında, ilk programda Nihat Başkanımızı ağırlamıştık. Ve ikinci programda da sizlerle birlikteyiz. Gerçekten sivil toplum örgütlerinin yaptığı hizmetleri, yaptıkları fedakarlıkları ve gerçekten şehrine kattıkları anlamında çok ciddi hizmetler yapmakta. Bu manada aslında şöyle bir ifade de kullanabiliriz. Yani sivil toplum örgütleri öncelikle önde olan başkanları ve üyeleri, yöneticileri gerçekten bu şehre hizmet eden gizli kahramanlar olarak yorumluyorum. Ve bu manada da bunların neden böyle olduğunu anlatmak adına da bu programı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu anlamda gerçekten bu fırsatı bize verdiği için de Moda TV'ye ayrıca teşekkür ederim. Bu akşam ikinci programımızda şu an stüdyomuzda iki kıymetli konuğum var. Manevi değeri yüksek, anlamı yüksek ve konuları ve sohbeti de yüksek. Ve çok kıymetli bir akşam geçireceğiz sizlerle birlikte. Bu anlamda bu akşam Fatünder Başkanımız ve Başkan Yardımcımızı ağırlayacağız. Ben kısaca açıklamasını yapmak istiyorum. Fatsa Ünye Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ve aynı zamanda bu derneğimiz 11 ilçeyi kapsayan çevre ilçelerimiz de dahil buna. Ben buradan bizi izleyenlere, bütün ilçemizdeki şehit gazi ailelerimize, babalarımıza, annelerimize hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekten derneğin kuruluş amacını biraz sonra sayın başkanlarımız da ifade edecekler. Bu anlamda bizlerle birlikte olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi derneğimizin başkan yardımcımızdan başlamak üzere Murat Alemdar Başkan Yardımcımızdan kendisini kısaca tanıtmasını isterken stüdyomuza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Başkanım. Öncelikle bizi buraya davet eden Moda TV ekibine teşekkür ediyorum. Sizler de aracılık yaptığınız için ayrıca size teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olur inşallah. Aslen Ünye Sarıhalil köylü Murat Alemdar, Ünye'nin ilk terörde şehidi Hüseyin Alemdar'ın kardeşiyim, yani bir şehit kardeşiyim. Sivil toplum olarak da yola çıkış amacımız buradan başladı zaten. Bu kadar yani. Mesleki olarak da devlet memuru olarak çalışıyoruz. Evet. Ünye'de ikamet ediyorum. Evet, Murat Başkanımıza ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada bir bilgiyi de bizimle paylaşmış oldu. Kendisi için acıklı, bizim için gururlu ve Ünye'mizin de ilk terör şehidimizin kardeşi oluyor kendisi. Ben o anlamda gerçekten Sayın Başkanımızın nezdinde ve kıymetli abilerinin şehadetinin nezdinde bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum ki her duamızda da olduklarını buradan belirtmek istiyorum. Bu manada konuklarımızdan bir tanesi de gerçekten bu derneğin kuruluşundan bugüne Murat Başkanımla el ele veren Adem Çiçek Başkanımız aramızda. Ben kendisini kısaca tanımak isterim. Merhabalar Adnan Bey. Öncelikle böyle bir program için bizleri bu akşam buraya davet ederek gerek sizlere gerekse Moda TV yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Fatsa Ünye ve Çevre Şehit ve Gaziler Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Ordu Şube Başkanıyım. Yaklaşık 3 yıldan beri dernek faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Kendim 1979 doğumlu, Fatsa'da ikamet eden, evde 3 çocuk babası biriyim. Yani o şekilde. Evet, ben Adem Başkanıma da teşekkür ediyorum. Hem programımıza katıldığı hem de yaptıkları gerçekten kıymetli hizmetleri bizimle bu akşam ve sizlerle de paylaşacakları için. Ben şimdi öncelikle bu programın adını neden Sivil Toplumun Sesi koyduğumuzla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü gerçekten sivil toplum kuruluşları
yetki anlamında, etki anlamında kanun nezdinde gerçekten dernekler yasasına bağlı olarak kurulan sivil toplum örgütleriyiz. Ve bizim bir makam mevki kaygımız olduğundan değil, memlekete olan sevdamızdan biz bu dernekleri kurduk. Ve yönetim kademesinde de yıllardan beridir de mücadele ediyoruz. Bu anlamda sivil toplum örgütleri sözlerimin başında da belirttiğim gibi şehrin yönetiminde, hizmetinin alınmasında, takibinde, çoğu hizmetlerinde içinde bulundurduğu eksiklikleri arka planda tamamlayarak bizi yönetenlerin daha da güçlenmesini sağlayan bir örgüt sistemimiz var. Bu anlamda sivil toplum örgütleri gerçekten şehrine hizmet eden örgütler. Ve burada şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki sivil toplum örgütleri, derneklerimiz yaptığı hizmetler anlamında bir de şunu her zaman yapmakta. Ailesinden vermekte, zamanından vermekte, tabii ki masraf ederek cebinden de vermekte. Ama sadece bir ünvan değil, hizmet odaklı hareket ettiğimiz için de memleketimize olan borcumuzu bir nebze ödemeye gayret ediyoruz. Bu manada programımız aslında interaktif olarak geliştiği için ben Facebook üzerinden de bizlere yorum yazan dostlarımızı, bizi takip eden, bizi izleyen tüm izleyenlerimizi de gerçekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Programımızı izleyenler içinde Turgut Dağdeviren gazeteci arkadaşımız, kendisine teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyor. Çok sağ olsun. Yakup Şahin Bey gerçekten Sivas Su Şehri'nden, Cevizli Köyü'nden bize ulaşmakta. Sevgi ve selamlarını göndermekte. Biz de buradan Sivas'ımıza gerçekten kalbi duygularla sevgilerimizi gönderiyorum. Ve Ahmet Karacı Bey gerçekten Ahmet Başkanımız olan sporlarında gerçekten çok kıymetli. Aynı zamanda da sivil toplum örgütleri anlamında, dernekler anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kendisine, Adem Başkanımıza, Murat Bey'e selamları var. Buradan evet, iletiyoruz. Güzel. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Hüseyin Kuşlu kardeşimiz gerçekten Adnan Başkanıma, Adem'e ve Murat Bey'e de hürmetlerimi iletiyorum demiş. Kendisine teşekkür ederiz. Murat Berke Özkaya kardeşimiz bizleri takip etmekte. Özgür Akbulat gerçekten teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyor. Ve Hüseyin Koç kardeşimiz bizi takip ediyor ve diğer arkadaşlarımız gibi. Şimdi burada bu akşam böylesine kıymetli bir derneği ağırlamakta şöyle bir amacımız vardı. Ben aynı zamanda Fatünder Derneği'nin, Fatsa Ünye ve Çevre İlçeler Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin onursal başkanlığını yapmaktayım. Neden ağırlamak istedim? Çünkü gerçekten çok kıymetli hizmetler yapmakta, çok kıymetli ve en kıymetlilerimize en kıymetli değeri acılarını yaşadıkları için, acılarını paylaştıkları için ve hem Adem Başkanımız hem Murat Başkanımız bir can verdiler. Abilerini, kardeşlerini bu vatan uğruna şehadete erdirdiler. Ve bu anlamda o duygularla biz bu programı yapıyoruz. Ve onların yaptığı hizmetleri, dernek faaliyetlerini de bu akşam burada birlikte konuşacağız, anlatacağız. Ve ben burada şundan başlamak istiyorum Sayın Başkanım, Adem Başkanım. Böyle bir derneği kurmadan önce, evet böyle bir derneğe ihtiyaç vardı ya da kuralım noktasında ne zaman karar verdiniz? Ben 1999 yılında okuldan mezun olduktan sonra 2006 yılıyla 2014 yılı arasında Fassa ya da işletme şefliğinde çalıştım. Peşinden Fassa Kaymakamlığı'na 2014 yılında memur olarak atandıktan sonra şehit ve gazilerimize biraz daha hani kaymakamlığın vermiş olduğu hani şehit ve gazilerle birebir iç içe olmanın da etkisiyle böyle bir dernek kurmak şöyle hasıl oldu. Onun zaten öncülüğü vardı. Peşinden de devletimiz 2017 yılında ki başlatmış olduğu Zeytin Dalı Operasyonu'nda evet. Fassa ve Ünye'deki şehit kardeşlerimize beraber bize İzmir'den hani yüklü miktarda bir ip geldi. Bu gelen ipleri biz tamamını şehit ve gazi ailelerimize dokutarak atkı, bere ve eldiven dokuttuk ve yöremizin fındık olan ürününü de aldık. Hatay'a gittik buradan hep beraber. Orada çok hani birebir çatışma bölgesine giremesek de oradaki komutanlarımıza, askerlerimize manevi destek olma adına gittik ve geri gelirken de hani biz ne yapabiliriz
bu şehit ailelerimize nasıl bir faydalı olabiliriz adına bir dernek kuralım dedik. Sağ olsun yani bir şekilde devlet büyüklerimiz de bize bu yolu konuda önlerimizi açtı, derneğimizi kurduk. Yaklaşık 3 yıldan beri de Fasya Ünye ve Çevre İçeri Şehit ve Gazi Derneği olarak devam etmekteyiz. Çok güzel. Gerçekten şimdi şunu da belirtmek isteriz ki programımızın başında. Gerçekten şehit ve gazi ailelerimize devletimiz en üst manada değerini vermekte, hak ettiği yerde taşımakta ve işlerini güçlerini de tabii ki takip etmekte. Ama bu anlamda derneklerin bazı görevleri vardır. Bu da devletimizin her şeyi bilmesine gerek yok. Yani her sorunu devletin takip etmesine gerek yok. Burada derneklerimiz ve bizim Fatünder Derneğimizde birçok konuda dernek üyelerimize, şehit gazi ailelerimize hem moral motivasyonunu arttırmak hem sosyal hayattaki keyiflerini almalarını sağlamak anlamında çok ciddi programlar da yapmıştı. Birçoğuna da ben geçmişte katıldım. Gerçekten özellikle kahvaltı programları bu pandemi öncesi bir araya gelip piknik programları yaptınız, bazı evet. geziler düzenlediniz Sayın Başkanım. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Devletimiz Allah sever vermesin. Devletimiz şehidine, gazisine en üst seviyede sahip çıkıyor. Hiçbir şehit ailemizin, hiçbir gazimizin maddi olarak hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama bizler maddiyattan çok manevi olarak onların aynı duyguları yaşayan, aynı hisleri yaşayan ailelerimizi bir arada toplayarak onlarla hasbel ederek aynı duyguları, aynı hisleri yaşayan insanların yaşamış olduğu acıları hafifletmek adına bu derneği kurduk. Şimdi bizler hakikaten 3 yıllık bir dernek olmamıza rağmen 3 yılda ciddi manada çok güzel programlar, etkinlikler, çalışmalar yaptık. Biz şu an çok gönül rahatlığıyla bu faaliyetlerimizi, bu etkinliklerimizle alakalı her türlü etkinlikleri sayın devlet büyüklerimizin, kaymakamlarımızın, büyük amirlerimizin önderliğinde yaptık. Yani şimdi aslında çok güzel bir şey. Neden? Bir derneğin sahiplenilmesi anlamında gerçekten devletimiz tarafından sahiplenilmesi demek devletimizin ilçelerimizde bulunan en yüksek temsilcisi kaymakamlarımız. Tabii ki. Ve ilimizde de Sayın Valimiz. Evet. Bu anlamda onların size gerçekten devletin sıcaklığıyla yaklaşmasını biz buradan evet. hem başta Fatsa ve Ünye kaymakamlarımız olmak üzere diğer ilçelerimizi de zamanla birlikte de ziyaret ediyoruz. Evet. Ben gerçekten hem derneğimize olan sıcaklıkları ve samimiyetleri hem de derneğimizin bazı sorunlarını açtığında çözüme kavuşması anlamında da verdikleri mücadelelerde birlikte yaşıyoruz bunu. Ben buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada... Bizlerin buradaki amacı şöyle Adnan Başkanım. Hani bizler devletimizle şehit ailelerimiz arasında köprü görevi görmek. Hani şöyle izah edeyim. Birçok şehit ailemiz ve halen daha hani bir kaymakamlığın, bir resmi kurumun ya da hani ulaşılması gereken yerlerin ulaşamayan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Öncelikle hani gönül ister ki devletimiz, milletimiz hiç şehit vermesin. Ama bu ülke, bu devlet hani var olduğu sürece maalesef şehitlerimiz geliyor. Ama şehit ailelerimiz daha sonrasında aradan belli bir zaman geçtikten sonra ya da şöyle izah edeyim. Kendini devletimizin hani aile ziyaretinden çıkartmış, hani gelinmesini istemeyen ya da hani nasıl söyleyeyim devletimiz hani şey yapmak istemeyen çok hani ailelerimiz bile var. Evet. Bu niye? Hani acıları her defasında gidildiğinde tazelendiğini hissediyor. O yüzden hani pek fazla şey olmak istemiyor. Anladım. Yani gündeme çok fazla gelmek isteyemeyen ailelerimiz de mevcut. Aynen. Aslında kısmen de haklılar ve gerçekten bu memlekete can veren, evlatlarını vermiş anne babaların anlamak için bir evlat vermek lazım. Ben buna inanan insanlardanım. Ve gerçekten de şehit babası veya annesi olmuş bir insana bir kişi söz söyleyecekse benim gözümde iki evlat veren, iki şehit veren bir babanın, bir annenin anca sözünü dinleyecektir bir şehit vermiş aile.
Çünkü çok hassas bir konu, çok önemli bir konu. Bu anlamda ben bizleri programımızı izleyerek yalnız bırakmayan Hüseyin Koç kardeşimize, Muhsin Boz iyi yayınlar dilemiş. Nurettin Görür ve Efendi müdürümüz başarılar dilemiş. İbrahim Sobi başarılar dilemiş. Teşekkür ediyorum abimize. Mehmet Sencar, evet Nevra Arslan bizi izlemekte. Güzel bir sohbet dilemiş ve konuklarımıza da selamları var. Hakan Kavraz Bey bizi izliyor, iyi yayınlar ve selamlar gönderiyor. Sedat Küçükoğlu Antalya'dan hemşerimiz, Ünye'li hemşerimiz, Ünye sevdalımız Sedat Bey'e hürmetlerimizi iletiyorum. Murat Yüksel Başkanımız da selamlarını gönderiyor. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum Murat Başkanım, sizler de mutlaka karşılaşırsınız. Devletimiz gerçekten imkanlarını sonuna kadar zorlayarak şehit ailelerimize, annelere, babalara, kardeşlere imkanlarını sağlamaya gayret ediyor. Herhangi bir olumsuzluk ya da öncelik anlamında bir sorun yaşadınız mı? Devletimiz bu noktada ayrımcılık yapmıyor. Nasıl yapmıyor? Şimdi gün geçmiyor ki memleketimize acı haberler çabuk düşüyor. Maalesef. Zaman zaman. Evet, devletimiz bir noktada acemilik çekti. Nerede acemilik çekti? Benim şuradan girelim. Benim abim şehit olduğunda devletimiz bu noktalarda acemiydi. Daha yeni şehitler vermeye başlamıştık. Keşke vermeseydik daha. Kesinlikle. Devamında ama maalesef bunları yaşadık. Devletimiz de güçlendikçe şehitlerimizin ailesinin elini güçlü tutmaya çalıştı her zaman. Bu noktada ben devletimin hiçbir zaman eksik kaldığını düşünmeyen bir kişiyim. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun en iyi şekilde şehidimizi ve geride bıraktıkları emanetleri temsil ediyorlar. Bizler de bu noktada işte köprü görevi görmeye çalışıyoruz. Umarım başarılı da oluyoruzdur. Tabii ki daha çok yeniyiz. Ben hala bulunduğum bu ortama alışamadım. Ama alıştığım tek bir şey var. Aileleri iyi tanıyorum. Çünkü ben de bir şehit ailesiyim. Bu noktada kendimi biraz daha rahat görüyorum. Ama resmi olarak bir devlet büyüklerimiz kadar olma şansımız yok. Onların yaklaşımı ve ilgisi, alakası bizlerden daha üst seviyede. Evet. Devletimizin imkanlarıyla birlikte. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Kesinlikle biz buradan gerçekten devletimize ve onun yereldeki temsilcilerine, belediye başkanlarımıza gerçekten buradan teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü yaklaşım ve ellerinden geleni yapmaları noktasında evet, bize her türlü kolaylıkları da sağlamaktalar. Kesinlikle. Şunu sormak istiyorum Adem Başkanım. Şimdi şehit ailelerimiz, şehitlerimiz gerçekten bizim için çok özel insanlar, özel yerleri var ve hep de orada kalacaklar özel olarak. Dernekler anlamında, faaliyetler anlamında benzer derneklerle derneğimizi kıyaslarsak nasıl bir orantılama yapabiliriz? Yani Türkiye'deki derneklerin eşdeğer dernekler anlamında çalışmaları, faaliyetleri, sosyal etkinlikleri ve şehit gazi ailelerimizin çocukları da dahil olmak üzere sosyal hayattan tat almalarını sağlayacak etkinlikler anlamında bir sıralama falan yaparsak, bu anlamda Fatsa Ünye Derneğimiz Fatünder'in açılımı anlamında çevre ilçelerle birlikte yaptığı faaliyetleri sıralamanın neresine koyabiliriz? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizler yaklaşık 3 yıllık bir dernek olmasına rağmen çok güzel bir yerlere geldik. Bunu da dediğim gibi bizim derneğimizin ilk adı Fassa Şehit ve Gazileri Derneği'ydi. Daha sonrasında Fassa Ünye ve Çevre İçeri Şehit ve Gazileri Derneği adı altında kurulmuş oldu. Bu aynı zamanda Fassa Ünye adı taşıyan tek dernek. Biz şunu artık gönül rahatlığıyla, Türkiye genelinde bizim dernek tarzı 1000'e yakın dernek var. Biz çok hakikaten gönül rahatlığıyla ilk 10. sıralarda izleyebiliyoruz. Çünkü bizim yaptığımız faaliyetler, sosyal etkinlikler, bizim dernekler, Türkiye genelindeki dernekler grubu dediğimiz bir gruplarımız var.
ya da hani Türkiye'nin bu tarz dernekleriyle irtibat halindeyiz. Arıyoruz, soruyoruz, orada bir sıkıntı olduğunda ya da Hatay'a, Doğu'nun herhangi bir yerine bir ailemiz gittiğinde bir şey olduğunda hep irtibat halindeyiz. Haliyle böylesine güzel bir dernek ya da böylesine güzel bir faaliyetleri gösteren bir derneğin faaliyeti sadece bir Adem Şişen, bir Murat Alemdar'ın, bir Adnan Sobe'nin şeyi değildir. Bu adı Ordu olan bir orduda yaşıyoruz. Bu Fassa'nın, Ünye'nin, Kumru'nun, Korgan'ın, Çamaş'ın, Çatalpınar'ın gururu ve onurudur. Niye? Düşünün, Türkiye genelinde 1000'e yakın dernek var. 1000'e yakın dernek içerisinde faaliyetleriyle, etkinlikleriyle, sosyal etkinlikleriyle ilk 10. sıraya gelmişsiniz. Bu sadece benim gururum değil. Ben şu an dernek başkanlığı orada yapıyorum. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, bir sonraki dönemde nasıl bir kaymakamlarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz orada oturuyorken emaneten oturuyorsa, bize bir görev şey edilmiş. O görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ha niye? Biz bunu kalbimize yapıyoruz. Niye kalbinle yapıyorsun? Olaya şöyle gireyim. Şehit kardeşim 2014 yılında devlet memuruna atanmışım ve girmişim. Benim şehidim, kardeşim, hani abim şehit olmamış olsaydı evlenecekti. Alacaktı başına gidecekti. Bana hani çok böyle maddi olarak bir katkısı olmayacaktı. Ama Allah'ım, güzel Allah'ım ona bir şehitlik mertebesi nasip etmiş. Bizlere de devlet memurluğu nasip etmiş. Ben bir şehit ailesini, hani az önce dedik ya, kaymakamlarımız, valilerimiz, en üstlerimiz hani en üst seviyede sahip çıkıyorlar. Sahip çıkıyorlar. Amenna. Allah kendilerinden 1000 kere razı olsun ama biz o duyguyu bizim gibi yaşayamazlar. Bir şehit ailesi nerede nasıl düşünür, nerede nasıl incidir, nerede ne yapar, nerede hangi duyguyu yaşar, bizler gibi bilme şansı yok. İşte burada bir parantez açayım Sayın Başkanım. Aslında çok önemli bir konuya geldiniz. Nedir bu konu? Şimdi devletimiz gerçekten sahip çıkıyor. Ben de siz, bu ailenin içinde beni de layık gördüğünüz için ve bu soruyu da zaten sormak istiyorum. Çünkü halkımızın da duymasını istiyorum. Devletimizin temsilcileri gerçekten sahip çıkıyor. Evet. Ama çok güzel bir ifadede bulundunuz. Bizim gibi, şehit ailesi gibi hissedemeyebilirler. Nerede ne beklediklerini anlayamayabilirler dediğinizde benim aklıma işte derneğimiz geldi. Neden derneğimiz geldi? Şimdi tabii ki derneği, devletimiz her şeyi yapıyor. Ama bir etkinlik, bir faaliyet yapılacağı zaman işte o faaliyetin içeriğini, ailelerimizin hassasiyetini bilen en iyi kim? Murat Bey gibi, sizin gibi abilerimiz, babalarımız, annelerimiz gibi, şehit ailelerimiz gibi o insanlar, oradaki hassasiyeti ve beklentilerini bilen insanlar. İşte buradaki sorum da şu, böyle etkinliklerde kim yaparsa yapsın, bunu kaymakamlığımız da yapsa, belediyemiz de yapsa, valiliğimiz de yapsa ya da büyükşehirimiz de yapsa veya herhangi bir vatandaşımız hassasiyet gösterdi mesela. Dedi ki ya ben yarın şehit ailelerimizle ilgili bir onur kahvaltısı vereceğim ya da bir ağırlama yapacağım herhangi bir amaçla. Böyle bir etkinlikte bana göre bu duyguları hissedebilmeleri anlamında derneğimizle irtibata geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Hani o konuyla alakalı biz şehit ailelerine şey edilmiş ya da hani tamamen şey yapılmış bir insanlar değiliz. Tabii ki büyükşehirimiz, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, şehit ailelerimize organizasyonlar yapacak, yemekler verecek, kahvaltılar verecek, onların yanında olduklarını her zaman hissettirecek ama İşte bunun bir saygı derecesi, seviyesi sonuçta olmalı. Sonuçta şöyle söyleyeyim, yani biz az önce de dedim, adı Ordu olan bir orduda bir dernek kurmuşuz ve Türkiye genellemesini ilk ona getirmişiz. Bu Türkiye'de kabul görmüş bir derneği, bu tür faaliyetleriyle, organizasyonlarıyla, çalışmalarıyla, bırakın da kimse yok saymasın. İşte orada önemli adlediyorum derneğimizi. Çünkü aslında bu ifade bizi dinleyenlere de ve şu an ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bu etkinliklerin yapımında bu insanlarımızın
şehitlerimize, vatanımıza, bayrağımıza, dinimize karşı hassasiyetlerini öne çıkarma anlamında derneğin faaliyetleriyle sıcak tutuyor bunu. Aslında çok ciddi bir görev yapıyoruz. Ben de bu ailenin içinde olduğum için. İşte mesela dergi bastırdık. Ben rejiye rica etsem bu dergiyi gösterebilirlerse. Gerçekten derneğimiz şu hem derginin içeriği anlamında ve Fatünder'in ilk dergisi bu. Evet. Ve burada derneğimizin başta Sayın Adem Çiçek Başkanımız olmak üzere Murat Başkanımız ve yönetim kurulu çok ciddi bir şekilde bir çalışma gösterdi. Ve bu çalışmayı yaparken de gerçekten hem derneğimize hem şehitlerimize hem ailelerimize hassasiyet gösterdiği için de Sayın Valimizden evet. kaymakamlarımıza kadar, belediye başkanlarımıza kadar burada yer vermeye gayret etti ve onların da ön sözleriyle, resimleriyle, düşünceleriyle birlikte hepsine değerimizi gösterdik. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir etkinlik yapılacağı zaman ben şahsım adına da söylüyorum. Şimdi aynı sorunu biz de yaşıyoruz. Nerede yaşıyoruz? Mesela Ünye'de yaşıyoruz biz. Turizmsel anlamda. Şehrimizde bir hizmet yapılacaksa, sanayi anlamında bir hizmet yapılacaksa sanayicilerimiz de istişare edilmeli. Tarım anlamında bir hizmet yapılacaksa ki sivil toplum örgütlerinin sesi olma anlamında bu programı zaten bu amaçla yaptık. Çünkü turizm şehri olan bir Ünye'de turizmsel bir karar verilecekse kararı verirken değil, verdikten sonra da değil. Vermeden önce arka planında bir ara çalışma yapılması lazım. Yani nasıl bir karar alırsak Ünye'mize daha uzun soluklu ve sürdürülebilir turizm anlamında bir karar olur. Ya da sanayisel anlamda yapılacak bir programda sanayicilerin fikirleri alınarak bu karar da verilmeli. İşte bu anlamda derneğin çalışmaları ile ilgili ya da şehitlerimizi, ailelerini mesela kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, ben Fatsa'da ve diğer ilçelerde görüyorum. Gerçekten bütün ziyaretlerinde Sayın Fatsa Kaymakamımız ben Ömer Bey'in adını bizzat anmak istiyorum. Evet, yani gerçekten takdire şayan, şapka çıkarılacak denecek zihniyette, aynen. mantıkta Fatünder Derneğimize, sizin başkanlığınızdaki derneğimize hem hizmet altyapısı anlamında hem donanımı anlamında hem de onura edilmesi anlamında. Çünkü sizin yaptığınız hizmetleri emeği gören bir insan ve o yönde de değer veren bir insan. Ve bütün gezilerinde şehit ailelerini ziyarete gitmek olsun, şehitler gününde anma programlarında evet. olsun. Her zaman bir asker gibi. Yani biz hem inancımız gereği, hem ahlakımız gereği, hem de milliyetçiliğimiz gereği, vatanseverliğimiz gereği her zaman ölene kadar asker doğarız ve asker ölürüz. Bizim mantığımız her zaman budur. Çünkü coğrafyamız gereği bizim gibi askerlere her zaman bu vatanın ihtiyacı var. Evet. Ve olmazsa zaten vatan olmaz. Buna inanan bir milletiz. Bu manada biraz önce çok güzel bir ifadede bulundunuz. Adı Ordu olan bir ilde yaşıyoruz. Evet, aynen. Ben şimdi özellikle bunu irdelemek istiyorum. Yani şu an adımızın Ordu olduğunun farkında olmayan yöneticilerimiz var. Bakın bu çok hassas ve çok ince bir nokta. Ben buradan bizi izleyen izleyicilerimize bir parantez açmak istiyorum. Bakın bizim adımız Ordu. Evet. Ordu demek vatan demek, bayrak demek. Bu vatanı, bayrağı, dinimizi, nefes almamızı sağlayacak o güveni çevresel biz bir ateş çemberindeyiz. Evet. Her an nereden alev çıkacağı hiç belli değil. Orta Doğusundan Rusya kanatına, Akdeniz'inden Ege coğrafyasına, Balkanlar'da dahil buna. Şimdi baktığımız zaman adeta ortada hapsolmuş bir akrep gibiyiz ateş çemberinin içinde. Ama biz öyle bir milletiz ki kendimizi öldürmeyiz. Kendimizi koruruz. Yani o iğneyi biz kendimize hiçbir zaman batırmayız. Son asker son nefesini verene kadar bu vatan, bu bayrak her zaman var olacaktır. Evet. Ama bu anlamda benim serzenişim şu. Adı Ordu olan bir ilin yöneticilerinin özellikle derneğimiz gibi yani Fatünder'in yaptığı çalışmaları siz anlatıyorsunuz. Ben de şahit oluyorum. Türkiye genelinde yüzlerce derneğin içinde bu kadar faaliyet gösteren ve faaliyetlerini de şu görmüş olduğunuz derginin içine adeta sığdıramayan bir Şehit Gazi Derneği'nin bazı sorunlarını devlet büyükleriyle yaşaması ben buna akıl alır bir şey gibi gelmiyor bana. İşte ben de diyorum ki bu tür programların amacı zaten
sivil toplum örgütlerinin yaptığı faaliyetlerinin farkına varılmasını sağlamak. Ve burada şunu belirteyim ben, biraz sonra da soracağım. O kadar güzel faaliyetler yapıyorsunuz ki özellikle pandemi sürecinde. Evet. Adeta bütün insanların hastalıktan korkup kaçarcasına evlerine gizlendiği dönemde bizim derneğimiz bir asker edasıyla cephenin önüne geçerek evet. onlarca yüzlerce şehit ailemize pandemi paketleri dağıttı. Evet, yani şimdi derneğimiz olmasa dağıtılmayacak mıydı? Tabii ki devletimiz bir şekilde ulaşacaktı ama bunun aracı kurumları vardır. İşte derneğimiz bir aracı kurum. Devletin eksikliğini değil, devletin gücüne güç katan bir derneğimiz var. Evet. Bu manada bu faaliyetlerle ilgili sorumu sormadan ben buradan bir iki yorum okumak istiyorum. Başkanım özür dilerim. Gerçekten bizi izleyerek güç veren Ali Çakmak Bey, Adem Başkanım ve sizlere iyi programlar diliyorum demiş. Fatsa Manşet, gerçekten buradan Fatsa'mıza sevgilerimizi iletiyoruz. Fatünder ilimiz ve ülkemiz için çok kıymetli bir dernektir. Başkanlarımıza selamlar demiş. Biz de kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Murat Süğümlü Bey, Moda ailesi olarak sizleri kaliteli yayından dolayı tebrik ediyorum. Yayın konuklarınız olan ve icra ettikleri vazifenin ağır yükünü hisseden başkanımı saygıyla selamlıyorum. Adem Çiçek ve Murat Alemdar ülke genelinde çok etkili faaliyetler yaptılar. Teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizler de Fatsa Kumrulular Derneği olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. İyi akşamlar demiş. Muhittin Demir, Şakir Gürel Bey Ankara'ya buradan selamlar. Resul Ebrem, Seyfi Gedik, Esra Yeşiltaş hanımefendi hayırlı programlar dilemiş. Hikmet Zerey, gerçekten Fatsa Otogalericiler Derneği Başkanı, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize huzur diliyorum demiş. Resul Ebrem abimiz, Fatsa'da gerçekten çok kıymetli bir abimiz, hayırlı yayınlar dilemiş. Adem Bey'e ve Murat Bey'e selamlarını iletmiş, İyi ki varsınız diyor. Akın Karagöz Beyefendi hayırlı yayınlar diliyor, çok değerli başkanlarımıza emekleri için de sizlere de teşekkür ediyor. Sağ olun. Zehni Çalışçı hayırlı olsun kardeşim demiş. Mahmut Bek Başkanımız selamlarını iletmiş. Selam. Biz de Ünye Sakatlar selam. Derneği Başkanımız. Evet. Konuklara selamlar Çalışıcı Beyefendi'den. İbrahim, başarılı bir yayın gerçekleştirdiğiniz için ve toplumun duyarlı olması gereken konuyu ele aldığınız için sizleri kutluyorum. Bu konuda büyük emeğinin olduğunu bildiğim Adem Çiçek Bey'e selamlarımı sunuyorum demiş. Uğur Murat Beyefendi, Murat Yılmaz, Ünye ve Fatsa gibi iki şehrin bir araya geldiği dernek çok güzel işler yapıyor, sağ olsunlar. Eskiden rüyada görsek hayra yormazdık, şimdi el ele ne güzel geçmişte neler neler oluyordu demiş. Şimdi gerçekten evet. Zehni Çalışıcı kardeşimiz de Adnan Başkan programlarımızı takip ettiğini belirtmiş. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Gerçekten burada İbrahim Bey'in de fark ettiği bir konu var. Sizin de söylediğiniz bir konu var. Şimdi Fatsa ve Ünye adı geçmişten gelen tatlı çekişme diyelim biz ona. Hep ayrı yerlerde kaldı. Biri doğuda kabul etti kendini, biri batıda kabul etti. Ben de ikamet olarak da en ortadayım. Evet. Aslında güzel bir tesadüf bu derneğin şu anki pozisyonu. Şu an gerçekten Adem Çiçek Başkanımız, Murat Alemdar Başkan Yardımcımız ve sağ olsunlar kendi takdirleriyle de beni onursal başkan seçtiler. Bu manada adı Fatsa ve Ünye olan tek ve ilk dernek. Evet. Şimdi aslında bizim yöneticilerimizin fark edemediği aslında o kadar çok şey var ki derneğimizle alakalı, yani Fatünder'le alakalı. Bir, adımız ordu. Biz ne diyoruz? Birlikte ordu, birlikte Türkiye diyoruz. Ve çok kıymetli bir isim ordu ismi. Evet. İkincisi, Fatsa Ünye gibi her zaman ayrı kutuplara koşan ilçeler en kıymetli değerlerinde tek yumruk olmuşlar. Yani şehit aileleri ve gazilerin temsili noktasında en kıymetlilerimiz en tepede buluşmuşlar. İşte bu değerlerimizi öne çıkarmak anlamında sizlerin faaliyetleri ve bu sivil toplumun gücü işte. Yani siz bu derneği kurmamış olsaydınız belki onlarca insanın çoğu eksiğini devletimiz de göremeyecekti. Çünkü sahada sizler varsınız. O acıları yaşayan sizlersiniz. O duyguları bilen sizlersiniz. Ve biraz önce söylediğimiz gibi bir etkinlik yapılacağı zaman ne bekleyip ne beklemediğini bilen de sizlersiniz. Biz ancak sizden
benim mantığımda olan bir insan olarak söylüyorum, emir alıp onu yerine getirerek sizi memnun edebiliriz. Yani sizin istediğiniz için değil, emrederek isteyebilirsiniz. Çünkü o bedelleri ödemiş insanlarsınız. Ve ömürleriniz boyunca da bir şehit ailesi hep bir evladının eksiğiyle ömür boyu yaşayacak. Bir gazi kardeşimiz vücudundan herhangi bir parçanın veya birden çok parçanın eksiğiyle bir ömrünü geçirecek. Ama bizler çok şükür şu an sapasağlamız ve sizlerin sayesinde yaşıyoruz bunu. İşte ben burada bu derneklerin anlanmasını istiyorum. Farkına varılmasını ve farkına varıldığını da bildiğimizi söylüyoruz. Ama eksik kalınan noktaları da bu akşam burada bence anlaması gerekenlere de söylemeyi tarafından düşünüyorum. Ve bu manada mesela bir arkadaşımız demiş ki paketler verildi, kimlere verildi diye. İşte bu manada başkanım sizden hem o pandemi sürecindeki çalışmalarınızı hem de ben çok önemsediğim bir çalışmanız daha var. Ramazan haftasında yani geçtiğimiz Ramazan'da adı da çok güzel, uygulanışı da çok güzel. İşte iftar sizden, şehidimizden, Fatiha sizden. Muhteşem bir çalışma. Bunları anlatır mısınız? Şimdi öncelikle adı Fassa ve ünlü olan derneğimizden bahsetmek istiyorum. Yani orada bir kardeşimiz Fassa tek olan bir dernek diye bahsetmiş herhalde. O soruyu tam net olarak alırsak onunla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Oradan başlamak istiyorum. Ünye ve Fatsa gibi iki şehrin bir araya geldiği dernek çok güzel işler yapıyor demiş. Şimdi şöyle başlayayım. Hakikaten şimdi bunu anlayabildiğine ne mutlu bir duygu, ne mutlu bir düşünce. Neden? Kardeşimizin dediği gibi adı Fatsa ve ünye olan tek dernek ve bizim hiçbir siyasetle, hiçbir şeyle işimiz olmayan. Kesinlikle. Biz siyaset üstü dernek olan bir derneğiz. Bizim hani amacımız, gayemiz, tek bir amacımız var. Aynı duyguları, aynı hisleri yaşayan şehit ve gazi ailelerimizi aynı çatı altında toplayarak onlarla hasbel etmek. Onlarla acılarını bir nebze olsun azaltabilmek. Biz Fassa'mıza, hani dediniz ya Sayın Kaymakamımızdan, Fassa Kaymakamımızdan. Bizim şu an Fassa'da ordu geneline aldığımız zaman Sayın Valimiz, Allah razı olsun. Yani Fas orduya ilk ayağını basar basmaz şehit ailesi ziyareti yaptı. Zaten gittiğimiz her yerde işte Sayın Valimizin şehit ailelerine, yetim çocuklarına hassasiyetiyle konuşuluyor. O da bu hassasiyetle alakalı şu an Türkiye'nin gündemine geldi. Allah kendisinden bin bir kere razı olsun. Biz Fas'ımızda hani dernek olarak, dernek çalışmaları olarak, faaliyet olarak, etkinlik olarak bugün bir faaliyet yaptığımız zaman, bir etkinlik yaptığımız zaman, bir çalışma yaptığımız zaman artık Fassa'daki tüm hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz ya da hani bu şeye hassas bakan insanlarımız bunda ben de olmak istiyorum ya da hani buna ben de katılmak istiyorum ya da şu dergiden bizi almak istiyorum diye arayan bir sürü esnaf kardeşlerimiz var ya da sevdiklerimiz var. Ama biz maalesef halen daha Ünye'de Bahşehir'e oturtturamadık. Yani şöyle oturtturamadık. Bizdeki Fassa'daki o oturtturmuş olan sistemi ya da şeyi Ünye'mizde de artık bir yerimiz olmaz. Sayın Belediye Başkanımız sağ olsun. Hani bir an önce de yerinin tahsil edilmesiyle alakalı, yerimiz tahsil edildi ama işinin dizayn edilmesiyle alakalı gerekli sözleri verdi. Yakın zamanda başlatacağını umut ediyorum. İnşallah Ünye'de de hani yerimiz olunca şehit ailelerimizin yakınlıkla çok rahatlıkla ulaşabileceği bir yer olduğu zaman aynı şeyi burada da oturtacağımızı, burada da çok güzel şehit ailelerimize daha yakın, daha güzel hizmetler verebileceğimizi umut ediyorum. Çalışmalarımız çalışmalarımızla alakalı paketler kime verilmiş denildi. Sizin de dediğiniz gibi pandemi ilk başladığında biz kolonya, eldiven, hani maske hiç bulunmazken bir kolonyanın 35, 40, 50 liraya çıktığı dönemlerde biz Fassa, Ünye ve havzamızdaki tüm şehit ve gazi ailelerimize kolonya, maske ve eldiven, hijyen paketleri verdik. Ve her bir aileye gerek kaymakamlarımızın sosyal vefa destek grubu aracılığıyla gerek bizler birebir giderek bu paketlerimizi dağıttık.
Aynı zamanda pandemi ilk başladığında iftar şehidimizden, Ramazan döneminde iftar şehidimizden Fatiha sizden proje kapsamında her bir kolyeye bir şehidimizin ismini koyarak ihtiyaç sahibi ailelere verdik. Şehit ailelerimize değil. Şehit ailelerimiz bu sefer hani bir kolide benim şehidimin ismi şehit konulsun. Şehit ailesi destek verdi. Tabii yani evet. Normal halkımız, vatandaşlarımızla ya da gönül dostlarımızla destek verdi ama şehit ailelerimizle yani benim şehidin ismi konulsun deyip bize ulaşıp koliyi tedarik edip ihtiyaç sahibi ailelerimize vermesinden vesile oldu. Ulaşma noktasında hani şöyle söyleyeyim. Tabii ki devletimiz Allah razı olsun. Her türlü hani ulaşımı olsun, ihtiyaç konusu olsun, maddi olsun, manevi olsun yanlarında oluyor. Ama maalesef hani bazen de hani olamadığı ya da şehit ailelerimizin, büyüklerimizin yanına gidemediği durumlar ve pozisyonlar oluyor. Biz burada görevimiz sadece köprü görevi görmek. Ne yapıyoruz? Yine devletimiz aracılığıyla mesela bir tane şehit gazimiz, bacaklarından aşağısı olmayan bir gazimiz, daha yeni bir olay olduğu için bunun gibi birçok örnekler var. Yeni bir olay olduğu için söyleyeceğim. Bir ev anlaşması yapıyor, ev alıyor. Evini hani ücret vermek istemiyorum. Hani belli bir miktar alıyor. Devletimizin her yıl şehit ailelerimize vermiş olduğu TOKİ aracılığıyla belli bir oranda belli bir bedelde ödediği bir 10 yıllık geri ödemesiz faizsiz ve geri ödemeli. Bunu geri, iyi söyleyelim. Evet. Faizsiz ve geri ödemeli şey var. Desteği var. Evet. Buna başvurusunu yapmış. Aradan 1,5 ay bir zaman geçmiş. Üste parasını vermiş, 170 liradan üste parasını vermiş. Geri kalan parayı bankadan çekince alacağım demiş. 3 gün yok, 5 gün yok, 10 gün yok, 15 banka gün yok. Banka cevap vermiyor bu arada. Banka cevap vermiyor. Evet. Hani buna diyor, hani TOKİ gelir idaresi ya da hani şurası bakıyor diyor. Hani bir şekilde bizlere ulaştı. Artık hani pazarlık bozulma aşamasına gelmiş. Çünkü hani paramı vereceksiniz verin diyor diğer taraf. Vermeyeceksiniz. Evi bırakın ben diyor. Ben evi bırakacağım diyor. Evet. Biz sağ olsun yine devlet büyüklerimizi, devlet erkanımızı aradık. Yine bu işleri devlet erkanımızla gördük. İşte bizi temsil eden bir milletvekilimiz diyelim, kaymakamımız diyelim. Her kim bu işin muhatabesi. Derneğimiz köprü vazifesi tabii görmüş yani, oluyor. Tabii yani gittik 2-3 gün içerisinde bugün itibariyle hatta TOKİ Genel Müdürlüğü'nden Ankara'dan gazimizin kredisi onaylandı. Ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne de bugün paranın hesaba geçirmesiyle alakalı özel talimat verildi. Ve bugün gazimizin üzerine para yattı. İşte. Bunun gibi birçok örnekler, bunun gibi birçok hani yani bir sürü sayabileceğim bir sürü şeyler var. Biz devletimizle şehit ailelerimiz arasında köprü görevi görüyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Bir örnek daha vereceğim bununla alakalı. Biz mesela pandemi ilk başlamadan önce hani pandemi başladıktan sonra çok fazla şey yapamadık. Hani nasıl söyleyeyim. Etkinlik, program bir şey yapamadık ama pandemi başlamadan önce Ünye Çınarsuyu tesislerinde bir program yaptık. Kahvaltı programıydı. Bu seferki kahvaltı programına dedik hani protokol olmasın. Protokolsüz bir kahvaltı sadece programı olsun. Sadece şehit ailelerimiz. Sadece şehit ailelerimiz evet. Olsun dedik. Fas'taki şehit ailelerimizi Fas'tan sağ olsun yine hani reklam olacak belki ama ya da hani reklam olur diye söylemeyelim yine sıkıntıya kalmayalım. Taşımacılık firması. Taşımacılık firması Hakan kardeşimiz bize o konuda her türlü desteğini veriyor sağ olsun. Araçları Fas'tan kaldırdık. Ünye'ye getirdik. Ünye'ye yine kaymakamlığın önünden aldık. Çınarsuyu tesisten oraya götürdük. Yaklaşık 400 kişilik bir kahvaltı programıydı. Kahvaltı programının masrafını derneğimiz mi çekti yoksa bir karşılayan kurum mu? Yok. Derneğimiz. Derneğimiz şöyle yani. Yine derneğimizin bütçesinden karşılanmış olan evet. Bir kahvaltı programıydı. 400 kişilik bir kahvaltı programı. Kahvaltı 9.30'da başladı. Saat 11'de kahvaltı bitti. Biz dedik ki saat 11'de kahvaltı bitti ama saat 1'e kadar serbest kürsü dedik. Hani kaynaşma şey olsun dedik. Deniz kenarıydı zaten. İşte deniz kenarına masalar, sandalyeler falan kahvaltı şeyinden aldık götürdük oraya.
Saat 1'de hani artık hani bitti dedik program. Hani gideceğiz, saat 1'de gideceğiz dedik. Şunu samimiyetimle söylüyorum. Özellikle şehit annelere. Hani her biri bize hani sarılarak, bize teşekkür ederek, bize dualar ederek ayrıldı. Niye? Sebep neydi? Bizim orada yaptığımız etkinlikte şu oldu. Bir polis de bir araya gelir. Polislikten bahseder. Doktorluktan bahseder. Ya hangi meslek grubuyla bir araya geliyorsan sohbet ondan başlar, ondan konuşur. Şehit aileleri de orada kendi acılarını hafifletme adına güzel maneviyatlar yaşadılar, güzel duygular yaşadılar. Yani acının sadece kendi acısı olmadığını, sadece hani birçok annenin aynı acıları yaşadığını yaşadılar ve bizlere teşekkür ederek, dua ederek bizlere öyle uğurladılar. Evet, bunlar çok güzel şeyler. İşte bizim anlatmak istediğimiz zaten sivil toplumun sesi derken, bu derneğimiz de, Fatünder Derneğimiz de bir sivil toplum kuruluşu. Dernekler yasasına bağlı olarak ve devletimizin de denetlediği ve takip ettiği bir dernek. Bu manada bu çalışmalarını bazen insanlara anlatmak gerekiyor. Bu tür programların ve bu programın da amacı bu. Bu arada interaktif olduğu için bizi izleyenleri... Çok özür dilerim anlamı. Şunu da üzerine geçemeden ya da hani durmadan söyleyemeyeceğim. Hani bizim gittiğimiz bazı yerlerde, bazı kurumlarda yani bazı şeylerde hani deniliyor ki bize hani 3-5 kişi bir araya gelebilir, bir dernek kurabilir deniliyor. Bunun birkaç sefer örneğini yaşadık biz. Ya da bize söylenildi. Kurabilir. Kurulsun 3-5 kişi bir araya gelsin, bir dernek kursun. Türkiye genelinde 1000'e yakın dernek var. Kurmuşlar, tabela derneği olmuş. Yani bizim bu İşleri yaptığımız yok, etkinlikleri, amacı yok. Evet. Faaliyetleri, çalışmaları görmüyorsa ya da görülmüyorsa Ünye'ye bir dernek değil, 10 tane dernek kurulsun. Ne işe yarayacak yani? Önemli olan amacı doğrultusunda hizmet etmesi. Fasa'ya 10 tane dernek kurulsun. Ne işe yarayacak yani? Çok doğru. Evet, ben buradan Emriye Adalı hanımefendi, Ayhan Şahin çok kıymetli kayınpederim. Kendisi de aynı zamanda Kıbrıs gazisidir. Sevgili başkanlarımıza selam gönderiyor. Yunus Sor beyefendi, hayırlı yayınlar diliyorum. Adnan Bey başarılar demiş. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Abdullah Aköz, iyi akşamlar başkanım demiş. Aydın Çamlı, başarılarının devamını dilerim kardeşim demiş. Teşekkür ederiz. Alev Yiğit Yılmaz hanımefendi, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Adem başkanımızın şu anda yürütmekte oldukları projeler nelerdir ya da ileriki projeleri nelerdir? Şimdi bu soruya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi derneğimiz gerçekten anlaşılması gereken bir dernek. Evet. Anlaşılmak istenmesi gereken bir dernek ve yaptığı faaliyetlerdeki samimiyetini görülmesini gereken bir dernek. Şimdi yaklaşımlara baktığımızda ben gerçekten hep şöyle bir söylem vardır. Sivil toplum çalışmalarında ve şehirler arası tatlı rekabetlerde işte Fatsa'yı kıskanıyorum, Ünye'yi kıskanıyorum, Altınordu'yu kıskanıyorum gibi cümleler kullanılır. Emin olun Fatünder Derneği'nin anlaşılması, desteklenmesi, sahip çıkılması anlamında ben bir Ünyeli olarak ve bu derneğin onursal başkanı olarak Fatsa'yı kıskanıyorum. Bu samimi bir itiraf. Bizi izleyenlere de buradan itiraf etmiş olayım. Neresini kıskanıyorum? Gerçekten Fatsa'daki dostlarımızla bir araya geldiğimizde hem derneğimizin faaliyetleri hem de şahsi olarak bir araya geldiğimizde derneğimize nasıl yaklaştıklarını hem ticari işletme sahiplerinin hem kamu kurumlarının belediye başkanından kaymakamına kadar bütün amirlerine askeri erkanından emniyet erkanına kadar bırakın randevu almayı çat kapı dahi gittiğimizde elindeki işi bırakıp derneğimizle ilgilendiğini gördüğümde bir taraftan gurur duyuyorum. Neden? Çünkü derneğimiz Fatünder olarak çok özel bir dernek. Ben özellikle derneğimizin ne kadar özel olduğunu bu akşam özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bu derneği ben kursaydım tek başıma ya da herhangi birileri kursaydı derdi ki insanlar ya başkan olmak için kurmuş derdi. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Şu an Murat Başkanımız Ünye'mizin ilk şehidinin kardeşi. Bakın bunları iyi irdelemek lazım. Adem Başkanımız bir şehit kardeşi. Şimdi bir şehit kardeşi böyle bir dernek kurduysa
Devletin kanunları var. Yanlış yapıyorsa çıkarsın, denetlersin. Yani. Amacı dışında kullanıyor dersin. Kaldı ki böyle bir şey demeye için düşünmeye gerek yok. Aynı benzeri dernekler içerisinde Türkiye'de yüzlerce derneğin içinde sadece tabela anlamında değil, yaptığı hizmetler ve burada örnekleri de var. Ki Murat Başkanım da biraz sonra anlatacaktır. Bu konuda Murat Başkanım'ın da düşüncelerini almadan geçemeyeceğim. Şimdi sevgili başkanım, biz derneğimizi kurunca yol aldık. Artık baktık ki biz çok iyi işler yapıyoruz. Çok iyi işler yaparken de yoruluyoruz. Buna yorulmak demek çok doğru değil aslında. Kim için yorulduğumuz belli, ne için yorulduğumuz belli. Ama ben kişisel olarak baktığımda ben sağlık sorunları yaşayan bir insan. Ve ben bu derneğin başkan yardımcısı olma kararı alındığında ve yorulmaya başladığımı da hissettiğimde bizim şehit kardeşlerimiz var yine bizim içimizden olan. Ben şöyle boylarına boslarına bakıp şimdi kendimden işimizin çok zor olduğunu anlamaya başladım artık. Genişliyoruz, büyüyoruz, çok yükümüz artıyor falan. Ben kardeşlerime şunu teklif ettim. Dedim ki ben kaplumbağa gibi yürüyorum. Çok daha hızlı, atak, girişken kardeşlerimiz var içimizde. Geçin bu derneğin gerekirse başına geçin, başkanı olun. Gerekirse benim bıraktığım yerden başkan yardımcılığına devam edin. Bizim herhangi bir beklentimiz yok. Kişisel olarak hata herkesin hatası olabilir. Yanlışları olabilir. Biz bunlarla mücadele noktasında herhangi kendimizle mücadele ediyoruz. Birçok şeyden de geri şeyimiz dönmüşlüğümüz var. Bunun akabinde derneğimiz mesela az önce bir kardeşimiz soru sordu. Ben o soruyu Adem Başkanım'ın izniyle değerlendirmek istiyorum. Derneğinizin dedi projeleri nelerdir? Biz proje geliştiren bir dernek değiliz. Bizler hayatın akışına göre, şehit ailelerimizin akışına göre, spontane gelişen durumlarına göre çalışan bir derneğiz. Bizim bizden bir proje istenirse bu proje bizim sadece şöyle olabilir. Bir şey çocuğumuzun eksiği varsa eksiğini gidermek, onu mutlu etme yoluna gitmek veya onun çok istediği bir yere götürmek. Bugün Sayın Valimizin yaptığı gibi isteğiniz nedir? Hani ne isterdin sorusuna verilen cevaplar gibi işte. Evet. Tabii bizlere de bunlar, bizlerden de bu tip beklentiler var. Ama şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi proje derneği değiliz. Spontane gelişen olaylara göre yolumuzu belirliyoruz. Akabinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bunlar tamamen ailelerimizin isteği ve ihtiyaçlarına göre. Bizim isteğimiz ve ihtiyaçlarımıza göre değil. Ben derneğin başında olmama rağmen bugün az önce sokak isimleri geçti. Şehitlerimizin sokak isimleri geçti. Evet, o konuya geleceğiz biraz sonra. Benim abimin sokak ismi ben hiç dile bile getirmiyorum normalde. Neden? Çünkü Murat Başkan işte bak bu işin başında ama kendi işini görüyor. Önemli değil. Benim oradaki tabelam yere düşsün. Yani abimin tabelası, isminin yazıldığı yere düşsün ama onu görmek lazım. Şu an yok mu yani? Var tabela, vardı. Ben çok geniş anlatırsam birilerinin ciddi anlamda şimdi zoruna gidebilir. Şöyle yapalım o zaman Murat Başkanım, özür dileyerek sözü ben almak istiyorum. Kesinlikle. Buyurun. Önce bir iki yorum okuyayım. Çünkü evet. Bizi kıymet verip zamanını harcayıp izleyen izleyicilerimizi de anmak istiyorum. Ayhan Argun, hayırlı akşamlar, başarılar Adem Başkanım demiş. Yunus Kırımlı kardeşimiz sevgi ve selamlarını gönderiyor. Berat Satıoğlu, gerçekten Kastamonu Şehit Aileleri Derneği Başkanı, Kastamonu'dan selamlarını, sevgilerini gönderiyor ve başarılar diliyor. Biz de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Hüseyin Şimşek abimiz izliyor. Fatma Kuyumcu, en büyük başkan Adem Başkanımız, memleketimizin gururu demiş. Ne güzel. Yaşar Aydın, hayırlı yayınlar. Adem Başkanım, başarılar diliyorum. Kemal Sarıtaş Beyefendi, yayınınız gayet güzel. Adnan Bey, Almanya Stuttgart'tan hepinize sevgiler. İşte bu aslında şu an
sadece Ünye'nin, Fatsa'nın değil, Türkiye'nin değil, dünyanın bir izlediği derneği ve niyetinin ne olduğunu anlatan bir program oldu. Biz buradan hepinizin adına Mustafa Bey'e de sevgilerimizi gönderelim Almanya'ya. Selamlar. Nihat Altay müdürümüz sevgiler. Tuncay Beyefendi, ben de Gazi çocuğu olarak Adem Başkanımızın yapmış olduğu etkinlik ve çalışmalarını başarılı buluyorum, gurur duyuyorum demiş. Fatma Kuyumcu en büyük başkan Murat Başkanım demiş. Mücahit Murat Aslan parçası demiş aynı zamanda. Allah teşekkür ediyoruz olsun. Kendine. Sağ olsun. Mücahit Cavlı, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar başkanlarımıza, başarılar dilerim. Çok güzel çalışıyorlar. Şimdi bu iyi niyetler, güzel dilekler gerçekten doğru yolda olduğunuzu ve ben de buna da eşlik ettiğimi düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Ben rejiden de rica edeceğim özellikle sokak tabelalarıyla ilgili resimlerin, fotoğrafların. Şimdi şehitlerimiz gerçekten söylemlere geldiğinde şehitlerimizin çok kıymetli olduğu, herkes diline geldiği zaman söylüyor. Evet. Yani hani bir laf vardır ya, dile kolay. Evet. Şimdi dile kolay olan şeyleri, Şehit İsmail Bulat sokak demiş. Normal saç tabelayı duvara asılmış. Feyz Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir sokağımız. Yine kardeşimizin oturduğu bir sokak orası. Öyle mi? Evet. Aynı kardeşimizin. Aynı. Çok güzel. İsmi diğer fotoğrafta vermiş. Serhat Dağdelen şehidimiz Kaledere Mahallesi'nde ve ben bugün eriştiğim bilgiler doğrultusunda yaklaşık 30 tane şehidimizin soy ismi sokak tabelalarına verilmiş. Şimdi bu resmin durmasını istiyorum rejimize. Şimdi böyle bir öneri hazırladık biz. 2 yıl oluyor bu öneriyi hazırlayalı ve biz bunu büyük şehrimize de sunduk. Çünkü numarataş sistemi Büyükşehir yasasına göre büyükşehirlerin düzenlediği ve uyguladığı bir program. Şimdi biraz önceki tabelayı da arada geçerseniz rejiye rica edeceğim. Şimdi bir saç tabela. Çoğuna baktığım zaman, hatta fotoğrafını da yayınlamak istemiyoruz. Binayı boyarken üzerinden geçmişler, farklı renklere boyanmış, kirlenmiş, paslanmış. Bir tanesi yan montelenmiş duvarın şekline göre. Biz de istiyoruz ki bir şehit derneği olarak şehit ve gazilerin doğru yaşatılması ve anlamlı yaşatılması anlamında ve önerimizi getirirseniz, bizim tabela anlamında önerimiz vereceğimiz, bu da bizim şehitler yürüyüşümüz etkinliğinden fotoğraflar. Şimdi bu manada şunu söylüyorum ben Sayın Başkanım. Şehit fotoğraflarımızın değil de şehitlerimizin künyesinin olduğu, yani gerçekten nerede şehit olduğu, isminin ne olduğu ve gerçekten şehadete erdikten sonraki mezarının bulunduğu yerin olduğunu gösteren, anlatan bir tabelanın asılmasını biz istiyoruz. Evet. Dernek olarak da istişare ettiğimizde, sohbet ettiğimizde ve bu da daha anlamlı ve doğru olacağını düşünüyoruz. Bu söylemimiz 2 yıldır duyulmuyor mu? Dikkate mi alınmıyor? Önemsenmiyor mu? Yoksa yapılmak mı istenmiyor? Ben bu manada çok da anlamış değilim. Çünkü bir diyelim ki Şehit İslam Çubuk sokağımız var bizim. Şu an tabelası bile yok. Yok. Şimdi resmiyette gerek... böyle bir sokak var. Ama maalesef o tabela ekranda durursa memnun olacağım. Bunun için özür dilerim. Gerekli çalışmalar, aslında yazışmalar yapılmış. Ama şu an hala o tabela orada değil. Mesela özellikle Şehit İslam Çubuk sokağı ile ilgili çalışmamızı göstermek istiyorum. Bu da bizim için çok tesadüf olmuş. Aslında orada bir... Yok yok. Onun olmadığını da bilmiyorduk. Yani çünkü 2 yıl önce evet, hazırlanmış kesinlikle bir tabelaydı. Şimdi ben buradan bizi izleyenlere sormak istiyorum. Bu fotoğraf mı şehitlerimize yakışıyor? Saç tabelalar mı şehitlerimize yakışıyor? Ne boyandığı, nasıl boyandığı, ne olduğu belli olmayan, bir tarafı vidası düşmüş. Şimdi bu şehit sokağımızda yaşayan insanlarımıza sorsan diyecek ki, tabii Allah inşallah nasip eder, Şehit Adnan Sobi sokağında yaşıyorum diyor. Evet. Şimdi adres veriyor. O insana desen ki bu Şehit Adnan Sobi'nin mezarı nerede? Nerede şehit olmuş? Desen hiçbir bilgisi yok. Tamamen kültürsüzce, anlamsızca bir tabeladan öte gitmemiş oluyor. İşte biz buradan bizi izleyenlerimize dernek olarak böyle bir öneriyi sunsak nasıl olur Sayın Başkanım? Değerli Başkanım, şimdi
Hani bazı şeyler vardır. Çok şey istersin konuşmaya ama konuşamazsın. Maalesef bununla alakalı biz daha öncesinden de büyük şehirle alakalı, büyük şehrimizle alakalı bir anda ötelememiz olmuştu. Ama Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilk göreve başladığında bir iki sefer gittik. Bize bakış açısı, bize olan hassasiyeti en üst seviyedeydi. Biz bunları gördük, tattık. Bu duyguları yaşadık Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Ama lakin belli bir yerden sonra, belli bir şeyden sonra bir iletişim kopukluğu oldu. Bir yerde bir şeyler oldu. Hani tabiri caizse söylerler ya da bazı şeyleri konuşurlar ya. Yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık. Ya da hani tam tersi artık neyse. Ben bu devletimi seviyorum. Bu ülkemi seviyorum. Ben şimdi hani insan bazı şeyleri çok konuşmak ister, konuşamaz, bir yere kadar konuşamaz ama biz bu denli adı ordu olan Türkiye'nin hani birçok etkinliğiyle, programlarıyla, çalışmalarıyla birçok kez ulusal kanallara çıkmış bir dernek olarak biz bir büyükşehir belediye başkanımıza ulaşamıyorsak ki ulaşmamızda sıkıntı yok ya da ulaşmamıza engel olunuyorsa birileri tarafından bu bizim eksikliğimiz değil. Bu bizim ayıbımız da değil. Niye değil? Bunu şöyle örnek vereceğim. Biz mesela örnek olarak görüyorum. Bir tane çok büyük bir iş yeri sahibi var. Bir etkinlik yapmak isteyelim dedik. Ya da bir program, sizin de katkılarınızla. Bize o iş yerinin 1,5 yıl önce bakış açısıyla şimdiki bakış açısı tamamen farklılaşmış. Niye? Görmüş. Bunlar bir şeyler yapıyor demiş. Samimi olarak. Yani gördü, evet. Bizim samimiyetimizi görmüş. Demiş ki benim otelim Şehit ve Gazi ailelerine tamamen ücretsiz demiş. Biz 1,5 yıl önce ya da o otelin işte şeyini kullanamadığımız bir yerde demiş ki 100 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik kişi önemli değil. Pandemi bitince ilk programı burada yap demiş. Bu samimiyetimizi, bu hani özverimizi, çalışmalarımızı biz aslında büyükşehirin yapması gereken görevleri icra ediyoruz. Yani asıl onların yapması gereken görevleri bizler yapıyoruz. İnşallah ulaşırız. Yani inşallah bir şekilde çağırırlar. Ya da hani bu projemizi inşallah bir gün dile getiririz. Bir şey diyemiyorum yani kelimeler hani insanın bazen boğazına düğümlenir derler ya. Evet. Boğazına düğümleniyor insanın. Şimdi şu sebep de ondan doğmuş olabilir mi Sayın Başkanım? Ben buradan göstermek istiyorum. Şimdi bu dergimiz gerçekten hem basım anlamı ve hem içeriği anlamında Türkiye'de örnek olacak dergilerden bir tanesi ve bizim isteğimiz bizim çevresel anlamda ve içeriği anlamında herkesin masasında, bürosunda, ofisinde olması gereken bir dergi. Ve bu dergide de girişte Sayın Başkanımızın ve yönetiminin ön sözü var. Sayın Cumhurbaşkanımız var, gerçekten valimiz var, İçişleri Bakanımız var. Ve geldiğimizde Sayın Kaymakamlarımız var. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize bakış açısının ne kadar samimi olduğuna kimsenin hiçbir zaman şüphesi evet. Yok ve olamaz. Biz Hilmi Başkanımızın her zaman samimiyetine inanırız. Ama derneğimizi Hilmi Başkanımızla buluşturmayan bir güç mü var? Çünkü özellikle derginin hazırlanmasında ön söz ve fotoğraf almak için defalarca evet. randevu talep edilmiş. Hatta Büyükşehir Özel Kalemi'ne dilekçe, resmi dilekçe de yazılmış. Ve dilekçeye dahi cevap gelmemiş pozisyondayız değil mi şu an? Evet, maalesef. Şimdi bakın şurada bir mesaj gördüm. Mustafa Kemal Sarıtaş, Almanya Stuttgart'tan bize ulaşıyor. Diyor ki, Şehit İslam Çubuk tabelası çok güzel. Ben de size tam bunu yazacaktım. Almanya'da da böyle Adnan Bey demiş. Evet. Şimdi şehitlik mertebesi bize has bir şeydir. Yani İslam coğrafyasına hastır. Ve bunu en üst seviyede değer veren, sahip çıkan ve gerçekten başının tacı eden ülke olarak da Türkiye'dir. Şimdi Türkiye'de olması gereken Almanya'da varsa bu üzücü bir durumdur. Ve ben bizi izleyenlerimize şunu belirtmek istiyorum.
Böyle bir tabela gerçekten Türkiye'de ilk olacak bir tabela. Evet. Ve ordumuz adı ordu. Ben aslında bunun burada bu akşam özellikle başkanımız tarafından ve bizler tarafından irdelenmesini de çok önemli buluyorum. Bizim adımız ordu. Her birimiz asker ve bu tabelanın yakışmadığını söylüyoruz. Bir şehit, bir aile, bir okula ismi verildiğinde böyle küçük bir tabelayla mı asılıyor? Evet. Bir sokağa isim veriyorsan, ben hangi sokak ismi olursa olsun, Karanfil sokağıysa neden karanfil olduğunun küçük bir notu olsun. Vatandaş o sokakta yaşayan insan sokağının isminin nereden geldiğini bilsin. Ben hem Turizm Derneği Başkanı olarak kültürlü şehirler yapalım diyorum. Kültürlü kavşaklar yapalım diyorum. Çünkü dünya değişiyor, dünya gelişiyor. Siz değerlerinizi anlatım noktasında keyiflendirirseniz, işte o insan o sokağın ismini verdiğinde sohbet arasında dahi bir misafir geldi diyelim. Şehit İslam Çubuk Sokağı'nda maalesef çok acıdır ki şu an tabelası daha iyi yok maalesef. Maalesef. Şehit İslam Çubuk Sokağı'nda ben yaşıyorum diyelim, evim var. Benim de Samsun'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, belki Almanya'dan, Avusturya'dan bir misafirim geldi. Ya dedi ki ya Adnan, bu sokakta yaşıyorsun da bu şehit nerede şehit oldu diye sorduğunda, emin olun o sokakta 1000 kişi yaşıyorsa bir kişi bilir, o da ailesidir. Evet. Yani bu aslında üzüntü verici bir durum. Ben buradan bizi izleyen izleyicilerimize ve yetkililerimize Fatünder Derneği'nin hassasiyetinin bir yerlerde olmak değil, gerçekten onların göremeyeceği duyguları gördükleri için bu derneği kurduklarını ve bu derneğin sahiplenilmesi anlamında da daha pozitif bakmaları gerektiğini buradan sizler aracılığıyla ve ben bir moderatör olarak da söylemek istiyorum. Bizi izleyenlerimiz gerçekten mesajlarıyla destek veriyorlar. Selahattin Güneş kardeşimiz selamlar gönderiyor. Nevra Hanım tabela ile ilgili künyenin hukuki açıdan bir yanlışı olur mu diyor. Böyle bir yanlışın olmadığını biz araştırdığımız için, ben kendisine hassasiyetle baktığı için teşekkür ediyorum. Çünkü burada özel bilgilerden ziyade sadece şehit olduğu için, yani özel statülü olduğu için böyle bir tabelayı düşündüğümüzü belirteyim. Poyraz Dursun, ilk önce yapmış olduğunuz yayın için başarılar diler, kolay gelsin diliyorum. Adem Bey'e ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şehit ve gazi yakınlarını bu zor zamanlarında yalnız bırakmadıkları için gecelerini gündüzüne kattıkları için teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Poyraz Deva Aydın hanımefendi, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar, başarılarınız daim olsun. Şehit ve gazi yakınlarının her daim yanında olan herkese sonsuz teşekkürler. Meliha Şen hanımefendi başarılar dilemiş, teşekkür ederiz. Murat Yılmaz, şehitlerimizin künyelerinin olduğu sokak isimleri daha güzel. Şehitlik anıtı, şehitlerimizin hayatı mezarlarının resimde olması gerekir. Duygularımız kabarsa güzel olurdu demiş. Çok güzel. İyi akşamlar Kadriye Aydın hanımefendi. Adem Bey başta olmak üzere değerli arkadaşlara, yardımcılara teşekkür etmiş. Okuyucu Muammer okuyucu beyefendi selamlarını göndermiş, başarılar diliyor. Biz de ona buradan aslında teşekkür edecektik ama erken edelim teşekkürümüzü. Özellikle şehit mezarlarımızın düzenlenmesinde, Ünye ve çevresindeki bütün ilçelerimizde, bütün mezarlarımızda hassasiyetle ilgileniyor ve kendi annesinin, babasının, evladının mezarı gibi takip ediyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Aziz Güzel bizi izliyor. Saygılar sunuyorum. Şimdi şuraya varmak istiyorum Sayın Başkanım. Şimdi bu dernek bu kadar aktifken, bu kadar çalışmalar yaparken ve sunduğu öneriler de tamamen menfaatkar değil, aslında büyük şehirle alakalıysa büyük şehrin menfaatine, ilçeyle alakalıysa ilçenin menfaatine, kamu kurumlarıyla alakalıysa da kaymakamlığın menfaatine çalışmalar yapıyor. Ve hatta eksik olanı deklare etmiyor, önce paylaşıyor, çözüm odaklı hareket ediyor. Zaten derneğimizin de güvenilir olması buradan başlıyor. Şimdi şuraya geleceğim. Şehitler anıtından bahsedilmiş. Ben buradan aslında Hüseyin Tavlı Başkanımıza, Sayın Başkanımız evet, teşekkür edecektir. Aynen. Ben onursal başkan olarak edeyim, sözü size bırakayım.
Hüseyin Başkanımız gelir gelmez gerçekten bizim de önerdiğimiz bir anıtı, aynı zamanda da öneriyi bir an önce hayata geçirip Ünye'mizin çok eksik olan şehitler anıtının eksikliğini butik bir parkta ve parka uygun bir şekilde de dizayn ettirdi. Ben buradan Hüseyin Başkanımıza ve Sayın Kaymakamımıza bu anıtla ilgili yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Ve bu konuyla ilgili de size bırakıyorum sözü Sayın Başkanım. Dediğiniz gibi ben de çok değerli Hüseyin Tavla Başkanımıza böyle bir öneriyle aslında bu şehitler anıtımızın mimarı Sayın Ünye Kaymakamımız. İlk önce onun sohbetiyle dile getirilen, daha sonrasında yer olma konusunda hani bize yol gösterici tavrıyla, düşüncesiyle bize önerdi. Biz de bu öneriyi Sayın Ünye Belediye Başkanımıza götürdük, sağ olsun. Önerimizi geri çevirmeyerek Ünye'ye güzel bir anıt kazandırmış olduk. Bu anıtımızla alakalı geçen Murat kardeşim bir şey söylemişti orada dolaşırken, işte bir tane şehit ailemizin işte şehidinin isminin aradığını ama bulamadığını alakalı bir şey söylemişti. Bunun üzerine yaptığımız ilçe gezilerimizde ilçe gezilerimizin kaymakamlarımıza mesela Çaybaşı, İkizce kaymakamlarımıza ya da Kumru Korgan kaymakamlarımıza da aynı şekilde önerileri götürerek tüm ilçelerimizde şehitlerimizin anıtıyla alakalı, bir anıt yapılmasıyla alakalı bir öneri bulmuş olduk. Bunun da ilk başlangıcını Sayın Hüseyin Başkanımız Ünye'de başlamış Ünye'de oldu. Ünye'de başlatmış oldu. Aynı zamanda dediğimiz gibi Ünye'mizdeki derneğimizi de Sayın Belediye Başkanımızın doğrultusunda yerimizde inşallah dergi hediye etmeye gittiğimizde, kendisine dergi takdim etmeye gittiğimizde Ünye'deki yerimizde en kısa zamanda içinin güzel şeyine uygun olarak dizayn edileceğini ve derneğimize kazandıracağı sözünü verdi. İnşallah en kısa zamanda onun da çalışmalarının başladığını biliyoruz. Dediğim gibi Ünye Belediye Başkanımıza, Paslı Belediye Başkanımıza Sayın Ethem Kibera, o da sağ olsun bizim her türlü faaliyetlerimizi, sosyal etkinliklerimizi takip ederek dergimizdeki basımını, evet. Tüm şeyleri üstlenerek en üst seviyede yanımızda olduğu için ben Paslı Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım, şimdi tabii ki ifadeleriniz çok güzel. Ben de bu ailenin içindeyim. Bu manada programımız aslında çok güzel gidiyor. Zamanımız da dolmak üzere. Ben bizi izleyen aziz güzel Kemal Aydın Beyefendi, Kemal abimiz iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Adem Sırdaş iyi yayınlar, iyi akşamlar başkan demiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Moda TV ailesinin böyle bir programda bize yer verdiği için ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sivil toplumun sesi gerçekten amacının ne olduğunu, sivil toplumun neden kurulduğunu, neler yapmak istediğini, yaptığı fedakarlıkları anlatmak anlamında böyle bir program düzenledik. Ve bu manada da bu programda sivil toplumun sesine kulak vereceğiz. Derneklerin, sivil toplum teşkilatlarının, örgütlerinin faaliyetlerine yer vereceğiz. Ve insanlarımıza şunu anlatacağız. Geçen programda da söyledim ve her programda da söyleyeceğim. Sivil toplum kuruluşları, özellikle dernekler, gerçekten Sayın Adem Başkanımızın da biraz önce dediği gibi ne Fatünder Derneği'ni, ne Ünye Turizm İşletmeciler Derneği'ni sıradan bir tabela derneğinden tamamen ayırmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz faaliyetlerimizi anlatıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz ve ben buradan şunu da belirteyim ki özellikle Fatünder şu an bile Ünye'ye geldiğinde Sayın Başkanımız nezdinde bazı şehit gazi ailelerimizin ve onların da sorunları ile ilgili çok ciddi çalışmalarda da bulunuyor. Yani başkan sıfatıyla değil, başkanlığı taşıyacak faaliyetleriyle öne çıkmaya gayret ediyor. Çünkü çok ciddi bir yük aldılar. Özellikle Adem Başkanım'la Murat Başkanım. Ve bu yükü de onlarca, yüzlerce ülkemizin en hassas ailelerinin
hem temsil noktasında, hem hassasiyetleri noktasında, hem de duygularının anlaşılması noktasında ilgili birimlere, kamu kurumlarına, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve çok kıymetli valilerimize iletilmesi anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Buradan ben özellikle Fatünder Derneği'nin büyük şehrimizin sosyal hayattaki hizmetlerine çok ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Ve bu niyetle de, iyi niyetle de ve güzel çalışmaları paylaşmak adına Sayın Başkanımız Hilmi Güler'le buluşmak istiyoruz. Tabii ki geçen valimiz ne yaptı? Makamına yetim çocukları oturtturdu. Çünkü o çocuğun bir hayali vardı. Makamına, bir vali makamına, koltuğuna oturmak, o hissi yaşamak. Şimdi bizim öyle bir hayalimiz yok. Bizim hayalimiz şu. Derneğimizin kuruluş amacı ne? Şehit gazi ailelerimizin hak ettiği değerinin verilmesinin teşekkürünü yapmak. Biz teşekkür etmek için kurulduk. Siz yeter ki derneğimize hakkıyla değer verin. Derneğimize biz Fatünder olarak yaklaşık bir yılın üzerinde resmi dilekçeyle dahi büyükşehir özel kalemine yazılan randevu talebine geri dönülmüyorsa biz burada artık iyi niyet gözetemeyiz. Yani bunun da bilinmesi için de hiçbir zaman da geri adım atmayız. Böyle bir derneğin dergisinde, böyle bir dergide, uluslararası bir dergide çok kıymetli Hilmi Güler Başkanımızın bir fotoğrafı ve ön sözünü biz gururla koyarız buraya. Ama maalesef onu almak için dahi Sayın Başkanımıza ulaştırılamadık. İşte burada anlatmak istediğimiz bu. Eğer bizimle temas edilirse biz zaten bir köprü vazifesi görüyoruz. Biz bir karşı yakayız. Birbirine kavuşturacak olan dernek gibi sivil toplumların faaliyetleri ve çalışmalarıdır. Ve bir kamu kurumu, bir sivil toplum örgütü, sokaktaki vatandaş sivil toplum örgütlerine bakarken portföyüne bakar. Yani yaptığı çalışmalara, sokaktaki sorduğu soruların aldığı cevaplarına bakar. Ve Fatünder ailesi olarak da sayın başkanlarımız ve yönetimi gerçekten bu anlamda takdire şayan çalışmalar yapmıştır. Ve bunun karşılığını Fatsa'mızda fazlasıyla görmüştür. Ünye'mizde görmeye başlamıştır. Sayın valimiz nezdinde çok üst seviyede görmüştür ve biz sayın valimize randevusuz giderek kendisiyle muhatap olabiliyoruz, sorunları anlatabiliyoruz. Evet. Ve en üst düzeyde de en samimi ve kalbi duygularla da karşılanıyoruz. Bu anlamda gerçekten ciddi bir eksiklik var derneğe karşı. Bu eksikliğin bu programdan sonra giderileceğini ümit ediyoruz. Ve bu akşam bu programımıza son verirken son söz olarak Murat Başkanımızdan bir son söz duymak istiyorum. O zaman şöyle bir giriş yapalım, sonra bitiş olsun. Demiştim ben, biz orduyuz. Biz ordumuzun hizmetkarıyız. Ama bir yerden de Türkiye'mizin bir ordusu daha var. Mesela ilimiz var, ilimiz evet. Ordu. Biz aynı zamanda ilimiz ordunun da hizmetkarıyız. Kesinlikle. Bir nevi bu hizmetleri yaparken bu yola büyüklerimizle beraber bir ucundan tutmuş kardeşleri olarak, çocukları olarak yola çıktık. Biz şöyle baktığımızda Ünye'de bugün şehit sayısı 35 olabilir. Ama ordu geneline vurduğunuz zaman 397, 398 diyelim hadi. 400 olsun, yuvarlama yapalım. Hani Allah sayılarını artırıyoruz ama şehitsiz bir vatan bizim için eksik. Ben biraz da öyle bakıyorum. Şimdi o kadar büyük aile olmuşuz ki, o kadar büyük aileyi görmezden gelmek, hiçe saymak demeyeyim de, işte devletimizin imkanlarıyla bizim yaptığımız şeyleri görmeyerek, onların yanında varız diye hareket yapmak veya şöyle söyleyeyim ben, bir geri dönüş yapalım. Bizler aslında büyüklerimize yansıtmadığımız, ailelerimizin bizden talep ettiği, o talebi biz kendimizin halledebileceğimiz noktada önünü kesip sevgili büyüklerimize yansıtmayıp bir nevi önüne aldığımız çok şeyler var. Yani bunları, dernek aynı zamanda bir set görevi tabii, görüyor. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor.
Mesela bir büyüğümüz bize şöyle demişti. Bir eksiğimiz olabilir. Lütfen bize söyleyin, sorun. O eksiğimiz neredeyse tamamlarız. Biz zaten şunu yapıyoruz. Bize böyle bu tip gelen taleplerde büyüklerimizi atlamıyoruz. Büyüklerimize yapılacak onların iyi niyetini, özverisini bildiğimiz için yapılacak en ufak bir hata diyelim, yanlış diyelim, işte düşünce diyelim. Biz onun önüne geçerek ailelerimiz işte nezdinde olayları toparlamaya çalışan da bir derneğiz. Yani Moda TV'ye teşekkür ediyorum ben bu akşamki bize verdiği bu fırsat için, bazı şeyleri dile getirmemiz için. Konuşulacak aslında çok şey var. Bizler iyi niyetle bu yoldayız. Hep söylüyorum. Neferiz, askeriz, şehitlerimizi temsil noktasındayız. Hiçbir beklentimiz de hayattan da yok. Hiçbir kurum ve kuruluştan da yok. Bize verilen bir hak var. O haktan yararlanıyoruz. Bu da benim şehidimin bana verdiği iş hakkıdır. Yapamadığım noktalar mutlaka vardır. En iyi noktada yapmaya çalışıyorum. Amirlerimiz var. Eminim inşallah bizden memnundurlar. Bizim şeyimiz dediğim gibi iyi niyet. Onun ötesinde bir düşüncemiz asla ve asla yok. Bugün derlerse ki ya bu işi yapamıyorsunuz çocuklar, şurada bir eksiğiniz var. Bırakın dese biz hiç itiraz etmeyiz. Böyle yok, bir beklentimiz yok. Evet. Çok da memnun oluruz. Evet. Biz bugün şehit annesine babasına biz Ahmet amca, Mehmet amca demiyoruz. Baba diyoruz, anne diyoruz. Niye? Ben aynı zamanda annemi babamı da kaybetmiş bir adam olarak. Artık onların yerine koymuşum. Yani evet. Bunlar çok farklı duygular. Kaybetmek lazım anlayabilmek için. Aynen. Zaten ama dernek de onu anlatıyor. Evet. Yani duyguları hissettiğini anlatıyor evet. Dernek. Ama kimse kaybetmesin evladını. Ben annemi 26 sene ağlayarak, 26 sene ağlayarak evde vefat ettiğini, yani ölüsünü buldum diyelim. Hadi kabaca öyle söyleyeyim. Yani bunlar, evet. Bunlar tarifsiz duygular. Kesinlikle. Yaşamayan bilmez ama Allah kimseye de yaşatmasın yani. Teşekkür ederim Murat ben Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, son söz olarak sizden dinleyerek programı kapatalım. Ben de öncelikle Sayın Valimize, Sayın Passa Kaymakamımız, çok değerli insan. Kaymakamımıza, Passa Belediye Başkanımıza, Ünye Kaymakamımıza, Ünye Belediye Başkanımıza, diğer tüm havzamızdaki mülkamillerimize, herkese sonsuz teşekkür ederim. Aynı zamanda Moda TV ailesine de teşekkür ederim. Bizler devletimizin evlatlarıyız. Yanlışımız olduğu zaman ya da hani şehit ailemizle alakalı yürümemiz gereken yolda yanlış görüldüğü zaman ya da hani insanız, herkesin hataları olabilir. Bir şekilde bizlere ulaşılması ya da hani bunu dile getirilmesi talebimizdir. Teşekkür ederiz her şeyden önce. Sizlere teşekkür ederiz. Böyle bir yayın fırsatı bizlere verdiğiniz için. Evet Sayın Başkanım, ben de sizlere samimi duygularınıza inandığım ve burada da bu samimiyetle paylaştığınız için, konuk olarak da geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak birkaç mesajdan sonra da Ali Kemal Göğünç, gerçekten Gazi Osman Paşa Ünyeliler Derneği Başkanımız, kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. O da bize selamlar göndermiş Ündef ailesi olarak. Buradan Ünye'mizden sevgiler. İlker Çorbacı, rölyef sanatçımız, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben Moda TV'den bizi izleyen, Sivil Toplumun Sesi programını takip eden çok kıymetli izleyicilerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz bu akşam burada, biz bir tabela derneği değil, gerçekten bu vatana can vermiş insanların yaşamlarındaki duygularını, hislerini en iyi bilen insanlar olarak dernek başkanlarımız anlamında söylüyorum.
kurumlara bunu anlatabilecek en ideal kurum merciler. Bu manada şehit gazi ailelerimizi gerçekten her platformda hakkıyla temsil eden ve haklarının da takibi noktasında mücadele eden başkanlarıma teşekkür ederken, bizleri de izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Moda TV ailesi olarak da haftaya Sivil Toplumun Sesi programında Cuma akşamı saat 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.